Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an seramıza ektiğimiz fideleri görüyorsunuz. Yaklaşık fideleri diktiğimizden bu yana yaklaşık bir hafta geçti. Oldukça boylandılar. Şu şekilde göstereyim. Kökleri uzamaya başladı. Şöyle göstereyim. Oldukça sağlıklı duruyorlar. Bayram haftasından önceki hafta son ekmiştik bunları. Bunlar benim tohumdan yetiştirdiğim kıvırcıklar. Biraz daha büyümelerini bekliyorum. Sonra bunları tek tek ayıracağım. Boş olan yerlere dikeceğim. Gördüğünüz gibi. Şu an için oldukça sağlıklı gözüküyorlar. Straforlarımızın altında su var. Burada bir su pompamız var. Şu şekilde. İçerideki suyu periyodik olarak çalışarak devir daim yapmasını sağlıyor. Bir akıntı oluşturuyor havuzun içerisinde. Saatte yaklaşık 15 dakikada bir kendini açıyor ve kapatıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Minik fideler büyümeye başladılar. Burada bir hava motorumuz var. Sudan korumak için bir yoğurt kabının içine koydum. Pratik bir çözüm oldu. Gördüğünüz gibi burada 4 tane çıkışı var. Hava taşlarıyla birlikte suyun içerisine hava pompalıyoruz. Köklerin sağlıklı gelişmesi için. Burada az önce gösterdiğim devir daim için kullandığım su pompasının otomatik açılmasını kapanmasını sağlayan Koçtaş'tan aldığım bir ürün, dijital. Sabah 9'da başlıyor, akşam 5'e kadar her saat başı 15 dakika olmak üzere 15 dakikada bir 15 dakika çalışıp 45 dakika kendini kapatıyor. Hem güneş enerjisinden sağladığım enerji, akülerdeki enerji çok çabuk bitmiyor. 15 dakika zaten yeterli oluyor. Pompa saatte 7000 litre su devir daim yapabilecek şekilde güçte. Dolayısıyla zaten oldukça güçlü bir pompa. İçeride çalıştığı zaman havuzun içinde güçlü bir akıntı oluşturuyor ve yeterli şekilde suyu karıştırıyor açıkçası. Şu an seranın kapasitesi 1700 fide. 1730 ama işte arasında belki yetişemeyecek olanlar da olacak diye tahmin ediyorum. Yani yaklaşık 1700 tane diye düz hesap düşünebiliriz. Eğer başarabilirsek hem üretmeyi hem pazarlayıp satmayı, seranın bu arkada geri kalan kısmını da değerlendirip kullanacağız. 8500 ile 9000 arasında fide yetiştirmeyi planlıyorum toplam alan içerisinde. Şu anda sadece 1700 adet olacak. Burada güneş enerjisi panellerimiz var. İki tane 270 wattlık. Daha önce kurulum yapmıştık zaten. Aktif olarak çalışıyor. İhtiyacımız olan enerjiyi bulutlu havada olsa böyle göstereyim. Oldukça bulutlu ve kapalı bir hava var şu anda ama gayet yeterli bir enerji oluşturuyor.
1000 wattlık tam sinüs inverter'ımız var. Bunun altında da 2 adet araç aküsü var, 60 amperlik. Şöyle göstereyim. Şu an aldığımız değerler bunlar. Akülerimiz full. Biraz derme çatma bir çözüm oldu ama açıkçası işimizi görüyor. Sistemin kurulumu tabii biraz uğraştırdı açıkçası. Ama gerçekten zevkliydi. Uğraşması zevkliydi. Zaman zaman farklı problemler ortaya çıktı. Onları çözmek için yollar bulmaya çalıştık, araştırmalar vesaire. Oldukça keyifli bir süreçti. Sonra tamamladık. En azından kurulumu bitti büyük ölçüde. Sadece üstüne naylon gerilecek. Onu da sonbaharda kapatmayı planlıyoruz. Şimdi havalar zaten sıcak. Çok fazla kapatma ihtiyacımız yok. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir aksilik olmaması durumunda gelişimlerini tamamladıktan sonra işin pazarlama kısmı kalacak. Onunla da alakalı neler yapabileceğimizi, neler yapacağımızı söylemeye çalışacağım. Bu işi yapmak isteyen kişilere belki bir noktada faydası olur diye umut ediyoruz. Yaklaşık 10 tonluk bir su depomuz da var. Bunun içerisinde bir miktar su var. Yaklaşık 2-3 ton kadar. Sistemde su eksildiği zaman oradan takviye yapıyoruz. Üst açık olduğu için de zaman zaman yağmur yağıyor. Bir noktada o kayıp olan, buharlaşan suyu da tamamlamış oluyoruz. Sık sık EC değerlerini ölçüyoruz. Eksik olduğu zaman dışarıdan gübreleme işlemini yapıyoruz, tamamlıyoruz. Sabit değerlere ulaştırıyoruz tekrar. Yani pH'ını sürekli düzenli olarak takip ediyoruz. Nötr dediğimiz 7.0 seviyelerinde tutmaya çalışıyoruz. Şu anda problem yok. Dediğim gibi gelişimlerini devam ettiriyorlar. Periyodik olarak tekrar zaten videolarımızı paylaşacağız. Herkese iyi günler.